Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Kanal 34 ekranlarından Başarıyorum programıyla karşınızdayız. Bugün çok değerli konuğum, yazar, danışman, fizik öğretim üyesi ve aynı zamanda NLP Master Trainer'ı Bahtiyar Kürklü ile birlikteyiz. Kendisiyle yazmış olduğu Beyinsiz kitabından bahsedeceğiz. Kitabında nelere değinmiş, hangi konulardan bahsetmiş, bunlara değineceğiz. Bunun için hemen size dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Fatma Hanım, siz de iyi misiniz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Gerçekten Beyinsiz çok ilginç ve aynı zamanda dikkat çeken bir isim olduğunu düşünüyorum. Burada sanırım okuyuculara bir mesaj var. Neden Beyinsiz? Nasıl koydunuz bu kitabın ismini? Evet, bizler gerçekten aslında bir beyin, beyinden ibaret. Bazen başlarken beyinsiz ama bitirdikten sonra beyinsiz. Çaresizseniz çaresizsiniz. Tamamen ümitsizsiniz, ümitsizsiniz. Evet. Kitap okuduktan sonra da beyinsizsiniz. Çok güzel. Bu kitabı okuduktan sonra beyin biziz diyebileceğiz o zaman. Kesinlikle. Harikasınız. Peki kitabı yazma aşamanızı, sürecinizi merak ediyorum. Hangi konulara değindiniz? Ne kadar zamanda tamamladınız bu süreci? Fatma, kitap 10 yıllık bir süreci kapsıyor. 10 yıllık birikimimleri... Ben son bir yılda düzenleyip çay yayınlarına teslim ettim. Şöyle ki 10 yıl öncesi diyorum. 10 yıl öncesinde ben İzmir'de dershaneciliğe başladığım zaman, Ankara'dan döndükten sonra orada bir NLP uzmanı ile birlikte çalıştım. Dershanemde NLP tekniklerinden yararlanarak öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimin çok başarılı olduklarını gördüm. Ve kendim NLP ile tanıştığımda da NLP'nin aslında tüm içeriğinin beyin üzerine olduğunu algıladım. Ve kendimin de beyne özel bir alakası vardı. Çünkü beyin o kadar ilginç bir organımız ki, bilgisayara benzetebiliriz biz beynimizi. Bizim için bir bilgisayar gibi. Bizim yönetici organımız. Evet, o aşamaya gelecektim. Biz yapan beyni bilgisayara, yönetici organımız. Evet, beyni bilgisayara benzetmişsiniz. Aslında çok ilginç bir benzetme. Bunun açıklamasını istiyorum sizden. Evet. Şimdi bilgisayar ile biz metafor teknikleri vardır NLP'de. Yani bilinmeyen veya anlatılması zor olan bilimsel terimlere boğmamak üzere öykülerle, metaforlarla anlatıyoruz. Bilindik öykülerle anlatıyoruz. Benzetmeler yapıyoruz. Biz burada beynimizi bir bilgisayara benzetirsek beynimizi geliştirebilir, yazılım yükleyebilir, formatlayabilir, istediğimiz yeni yazılımları, güçlü yazılımları ekleyebiliriz. Bu şekilde beyni formatlayarak bütün işte kötü yaşanmışlıklarımızdan, olumsuz düşüncelerimizden, negatifliklerimizden kurtuluyor muyuz peki? Gayet tabii. Gayet tabii. Ve yerine neler geliyor? Yerine yeni bir yazılım yükleyebiliyoruz. İstediğimiz, hedeflerimize götürecek olan kodlamaları bizim isteğimiz doğrultusunda olumsuz kodlamaları temizledikten sonra hangi adımların atılması gerektiğini ve nasıl bir yaşam sürmemiz gerektiğini, bunun için donanımımızda nelerin bulunması gerektiğini bunları belirleyip bunları kodlayabiliyoruz NLP teknikleriyle. Tamamen. Kitapta da bu tekniklerden değiniyorum. Bahsettiniz değil evet, mi NLP tekniklerinden? Evet, evet. Kişi bu kitabı okuduğu zaman bir NLP uzmanına başvuramadığı sürece işte vakti olmayabilir, zaman ayıramayabilir. O zaman ne yapıyoruz? Bu kitabı alıyoruz, okuyoruz evet. Ve uyguladığımız takdirde de başarılı oluyoruz. Kesinlikle dediğin doğru Fatma. Tabii ki sadece şunu eklemek isterim. Okurken biz içselleştirerek okuyalım. Yani bir bölümü okuduk bugün ama onu uygulayalım. İçerisinde, her bölümün içerisinde de uygulamalar var. Sıkmayacak bir dil kullanıyoruz zaten. Bilgisayara benzetmemizdeki amaç da o. Günlük yaşama benzeterek. Örneğin beyni anlatıyorum, orada bir yumurtaya benzetiyorum. Yani bir yumurtanın dış kabuğunu ve içindeki beyazı, içindeki sarısını. Dış kabuğunu biz beynin ön beyin dediğimiz bu ceviz görünümlü bölümü,
Sonra içerideki beyaz dediğimiz bölümü, beynin hipotalamusu dediğimiz duyguların saklandığı, hafızanın saklandığı bölüm ve sarısı olarak da ilkel beyin dediğimiz ve ta sürüngen beyin olarak atalarımızdan taşıdığımız bir bölüm var orada. Bunlara benzeterek anlatıyoruz. Dolayısıyla öğrenirken hemen basit uygulamaları orada koyarsak, o bölümü geçersek bir sonraki bölüm için hemen istekli olacağız ve heyecanlı olacağız. Ve daha da gelişmiş olacağız, değil mi? Birkaç gün içerisinde de bitirdiğimizde mükemmeliyete, yolculuğa başlamış oluyoruz. Harikasınız. Tebrik ediyorum sizi. Aynı zamanda bakma fırsatım da oldu içeriğine. Her mesleki terimleri kullanmışsınız ve kullandıktan sonra hemen açıklamışsınız onların ne demek olduğunu. Birçok yazarımız bunu yapmıyor ve ben çok şikayetçiyim çünkü herkes bilmek zorunda değil. Siz bunu yapmışsınız. Bu açıdan tebrik ediyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Harika da bir kitap olmuş. Peki kitabın hedef kitlesi kimlerden oluşuyor? Yani her yaş grubundan insan okur mu? Kimler okumalı sizce? Her yaş grubu isterim ki okusun. İsterim ki okusun. Ama mümkün müdür? Ancak hedef kitlenin gençlik olduğunu söylemeliyim. Genç kitle derken de ben 40, 45, 50 bunları da küçük çocukların ebeveynliğini yapan anne babalar olduğunu düşünüyorum. Sonra 17-18 yaşlarındaki bir gençliği düşününüz. 25-30 yaşında kariyer yapan gençliğimizi düşününüz. Bunların hepsi kitapta kendilerine o kadar güzel bir kılavuz bulacaklar ki ve egzersizleri yaptırarak hem kılavuz hem de uygulayıcı, uygulatıcı olacak bir başucu kitabı. Kesinlikle. Hem anne babalar, ebeveynler, hem gençlik ve çocuk yetiştiren herkes. Siz aynı zamanda öğretmensiniz. Öğretmenlere de önerelim mi? Unuttum ben söylemeyi. Kesinlikle her öğretmen arkadaşımın tabii ki okuması gerekiyor. Çünkü öğretmen deyince ben öğrenci algılıyorum zaten. Ben kendim bir öğretmenim ve halen öğrenciyim. Hep de öğrenci kalmayı yeğliyorum. Öğrenme biterse aslında hayat biter. Hayat öğrenmenin bittiği yerde biter. Biz daima öğrenmenin içerisinde olmalıyız ki mutluluğa varabilelim. Mutluluk da öyle değil mi zaten? Yani mutluluk bir varış yeri değil ki. Bir yolculuk. Her anı dolu dolu yaşarken yaptığımız bir yolculuk. Evet aslında. Onun için de burada hep öğrenmeye açık öyküler var içerisinde. Yaşanmış deneyimler var içerisinde. Ve öğrenilecek bilgiler var içerisinde. Çok güzel. Bundan zaten şüphem yok, eminim. Dediğim gibi biraz konu başlıklarına bakma fırsatım oldu benim. İzleyicilerimize göstermek istiyorum kitabımızı. Hem başlık olarak hem içerik olarak tamamen birbirini tamamlıyor çünkü. Şimdi insanların yaşamlarını doğru bir şekilde yönlendirmeleri adına birçok cümleye rastladım. Bu yüzden de sizi tebrik ediyorum. Şimdi genel olarak konu bazlı düşünürsek nelerden bahsettiniz? Kitapta Fatma, başlangıçta bir beyin geçmişinden aldık. Orada ama tarihçi deyince 2 milyon yıl öncesinde takılıp kalmayıp çok hızlı bir süreçte nereden nereye geldiğimiz ve beynimiz de aslında evrim içerisinde bizi çok gelişkin bir hale getirmiş. Hemen akabinde peki nasıl çalışıyor bu organımız ve bunun çalışma ilkeleri var mı? Peki bu çalışan organımızı biz geliştirebilir miyiz? Bunun kullanma kılavuzunu bilirsek etkin bir biçimde kullanabilir miyiz? Kullanma teknikleri var, çalışma ilkeleri var. Beynin çalışma ilkeleri deyince sen sormadan cevaplamak isterim. Tam da soracaktım, cevaplayayım buyurun. Beynin 3 tane çalışma ilkesi var diye özetledim ben. Evet. Fatma. Bunlardan birincisi beyin olumlu bir söylemle harekete geçiyor. Beynimiz. Ve beynimiz zihin ve beden uyumu içerisinde çalışıyor. Yani beden zihinden, zihin bedenden bağımsız değil. Önceleri şöyle sanılıyordu. Her şeyimizi yöneten zihnimizdir. Ama bunun yanlış olduğu NLP'den sonra anlaşıldı ki bedenimiz de zihnimizi etkiliyor. Bazen kendimizi
kırgın hissettiğimizde, bir grip rahatsızlığı yaşadığımızda olumsuz bir zihne sahip oluruz, değil mi? Evet. Oysa bedensel bir kırgınlığımız var bizim. Ne yaptığı hemen zihnimizi de ne yapıyor? Etkiliyor. Peki bu aşamada sözünüzü böleceğim. Hemen bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben grip oldum, hasta oldum. Hasta olduğum zaman kendimi böyle işte bitkin hissedeceğim, belki yataklara düşeceğim. Bu düşünceden aslında kurtulup daha olumlu düşünsem... Hemen zihnimizi devreye katarak. Çünkü grip virüsünün yarattığı bir kırgınlık zaten bedende doğal olarak olacak. Hı hı. İlaç kullansak, kullanmasak da 3 ila 7 gün arasında bunu biz çekeceğiz, değil mi? Evet. O kırgınlık doğal. Ama zihinsel desteği sağladığımız zaman ben çalışabilirim grip kendi. Grip altında da insan grip altında ölmüyor. Ama performansımı artırabilirim. Bunu artırmak için de olumlu şeyler düşünmeliyim. O halde bu beni yatırmayacak, öldürmeyecek bir şeyse ben da niye hep yataklar içerisinde kendimi düşleyeyim? Verimliliği düşünürüm, başarıyı düşünürüm ve ağrıyı da hissetmem. Yani sürekli gripin bir hafta yatırır derseniz bir haftadan da fazla yatarsınız. Çocuklar annelerini kandırmak ister yataktan kalkmamak için. Değil anne, bugün hasta hissediyorum. Oysa okula gitmek istemiyor. Ama gerçekten de hasta olur ve planladığı o yaramazlıkları yapamaz. Aslında düşüncelerimiz de bunu bize yani itebiliyor, değil mi? Şimdi zihin olarak bazen kendimizi iyi hissetmeyiz. O zaman da diyoruz ki yürüyelim, hızlı yürüyelim, gülümseyelim. Sabah uyandığımızda ayrıca bir mimik, değil mi? Bir öpücük alalım kendimize. O zaman ne oluruz? Kendimiz zihin ve beden uyumu içerisinde mükemmel hale geliriz. Üçüncüsü, evet, ne söyleyeyim? Beynimiz gerçek ile hayali ayırt edemiyor. Öyle mi? Bu bir eksiklik gibi görülse de burada yanılgının gücü var aslında. Madem ki tıp diyor ki beyin gerçek ile hayali ayırt edemiyorsa ben bundan yararlanabilirim. Tıpta plasebo dediğimiz ilaçlar vardır. Gerçekte ilaç olmayan, boyalı sudan ibaret ve tatlandırıcı kullanılmış ilaçlar vardır. Umut kesilmiş hastaya hemen geliyor psikologumuz ve orada başlıyor plasebo'ya. Diyor ki sizin için beklediğimiz mucizevi ilaçlar geldi. Öyle mi diyor. Ve o ilaçlar almaya başladığı zaman hastada gerçekten mucizevi iyileşmeler başladı. Daha iyi hissetmeye başlıyor ve kendini. Peki o ilaçlar mı hastayı iyi etti? Gerçek ilaçlar değil de bu boyalı su muydu? İyi etti. Hayır. Beynindeki o inanç onu iyi etti. Biz aslında her birimiz bir kimya fabrikatörüyüz. Beynimizin orta bölümünde hipotalamus bölgesinde, hı hı, bir kimya, küçük bir kimya bölümü var. Neyi düşünürsek onun kimyasalını salgılıyoruz. Bir heyecan, bir korku, bir sevinç, bir hüzün yaşıyoruz. Hemen onlara ilişkin enzimler kanımıza salgılanıyor. Ve o dürtüleri yaşıyoruz. Korku, onu yaşıyoruz. Heyecan, onu yaşıyoruz. İyileşme hissetmeyi düşündüğün an hemen beyin onun salgısına. O halde en iyi doktor beynimiz. Harikasınız. Peki biz bu kitabı okuduktan sonra yaşamış olduğumuz işte gündelik rutin sıkıntılarımızdan, kendimize olan güvensizliğimizden, korkularımızdan bir nebze de olsa arınmış olacağız mı? Kesinlikle. Biz bunu sağlamamız o kadar kolay ki. Şimdi 5. bölüme kadar bir öğrenme içerisinde geleceğiz. 5. bölümden sonra uygulamalara geçiyoruz orada. Orada önce beynimizde bir temizlik yapıyoruz. Çünkü her şey bir enerji akışı içerisinde gerçekleşiyor bizde. Enerji meridyenlerimiz var ve duygularımız bu akış içerisinde gerçekleşiyor. Ama bu duygular içerisinde bir tıkanıklık varsa enerji akışında bir tıkanıklık vardır. Yani biz beynin formatlanmasında teşhisimiz eğer soba borusu tıkalı ise ne yapıyoruz? İs ile dolmuş ise onun o bölümüne çırpıyoruz, açıyoruz. Öyle değil mi? Doğalgaz kapalı,
hemen ne yapıyoruz? Havalandırıyoruz, evet. Açıyoruz. Bir akış yaratıyoruz. Burada da beynimizde yanlış kodlamalar için ne yapmalıyız? Hemen orayı temizlik yapmalıyız, açmalıyız. Enerji akışına yer vermeliyiz. Enerji akışı sağlandıktan sonra, bu kez düzgün bir akış sağlandıktan sonra üzerine yeni program eklemeliyiz. Harikasınız. Yani biz geçmişte yaşadığımız bütün kötü olan, işte yaşadığımız kötü şeylerden, olumsuzluklardan, korkulardan bu beyni formatlama yöntemiyle kurtulabiliyoruz. Kurtulabileceğiz. Kendi uyguladığımız EFT adında bir teknik veriyoruz orada. Ancak ben onu NLP, P2 ve kuantum tekniklerini koyarak Neural Bus dedim. NLP Bus adında bir teknik olarak geliştirdim. Bu NLP Bus tekniği ile beynimize formatlama yaptığımızda iki kişiyle, eğer bir yardımcısı yok ise, kendi başına da 5. bölümde anlatıldığı gibi beynimizde, vücudumuzda belli bölümlere uyarılar yaparak o olumsuz kodlamaları çözebiliyoruz. Daha sonra temizlik yaptığımız yerlere hemen akabinde anlattığımız timeline dediğimiz bir teknikle oraya yeni istediğimiz güçlü yazılımı nedir? Ben doğduğumda annem beni istememiş. İlkokulda öğretmenim beni azarlamış ve ben sorulara cevap veremiyorum. Bildiğim şeyleri dahi anlatamıyorum. Ki bunu birçok insan yaşıyor bundan aslında. Bundan temizliyorum. Harika. Ama ben cevap verebilirim. Ve kendi görüşlerimi söyleyebilirim ve yeni şeyleri öğrenebilir mi kodluyoruz. Peki nasıl? Şimdi kitabın 1-2-3. Bölümlerinde anlattığımız temsil sistemleri var. Oradan istersen söz edeyim birazcık. Tabii, temsil sistemleri. Yani biz dış dünyadan edindiğimiz verileri görerek, duyarak, işiterek bunları zihnimizde duygu olarak, görüntü olarak ya da ses olarak kodluyoruz. Ve bunlardan hangisinde baskın olduğumuzu da aslında yine biz ölçebiliyoruz bazı tekniklerle. Kişiden kişiye değişiyor ve siz bakınca bunu direkt olarak çözümleyebiliyorsunuz. Uyguladığınız zaman. Uyguladığımız bir test ile ve karşılıklı konuşarak, gözlemler yaparak o kişinin bilgileri hangi temsil sisteminde kodladığını öğreniyoruz. Öğrendikten sonra yeni koyacağımız yeni yazılımın kodlarını da eğer görüntülerle kodluyor ise görüntüler yoluyla, eğer sesler yoluyla kodluyor ise ses yoluyla, duygular ile kodluyor ise duygu yoluyla o yazılımın yenisini yükleyebiliriz. Harika bir şey. Gerçekten müthişsiniz. Peki, bu aşamada şuna da değinelim istiyorum ben. Evet. Kitabınızda başarıdan söz etmişsiniz. İşte insanların daha kolay bir şekilde başarıyı nasıl elde edebileceklerinden, hedeflerine nasıl ulaşabileceklerinden. Hepsi aslında bu kitap bizim dediğiniz gibi başucu kitabı ve yönlendiriyor uyguladığımız takdirde bizi. Peki, kendine işte güvenemeyen insanlar için neler öneriyorsunuz? Gerçekten sizi bulmuşken de bunu sormak istiyorum. Etrafımızda çok güvensiz insanlar görüyoruz. Mutlaka siz de görüyorsunuzdur, danışanlarınızdan da biliyorsunuzdur. Bu insanlar ne yapmalılar? Şimdi iki aşamalı bir soru oldu burada, değil mi? Bir başarıya giden yol dedik. Evet. Sonra da özgüven eksikliği dedik. Dolayısıyla özgüven eksikliğinin var olan insanın önce onun giderilmesi gerekiyor. Evet. Bunun için de beyninin tanıması ve çalışma ilkelerine göre bir yaşam biçimi belirlemesi, sonra da beyninde dengeli bir düzen sağlaması gerekiyor. Dengeli bir düzeni nasıl sağlayacak? Evet. Beynin içeriğinde sağ beyin dediğimiz sol beyin ayrımı var, sağ ve sol lob. Ve onun da içerisinde 4 ayrı bölüm var. Beyin çeyrekleri dediğimiz bölümler. Bunların egzersizlerini yapacak. Belki biraz sonra değinebiliriz onlara. Ama akabinde beynin o yaptığı kodlamaları ne yapmamız gerekiyor? Temizlememiz gerekiyor. Demek ki bir temizlik yapılacak. Evet. Önce. O özgüven eksikliğini oluşturan aile ortamında 0-3 yaşına kadar görüntülerle,
yaşadığı ortamda doğrudan sünger gibi emdiği kodlamalar vardır. Ailenin örnek olması gereken dediğimiz. Onun için aileler okunsun diyoruz biz buna. Aynen öyle. Daha sonra 3 yaşında ise farkındalık kazanıyor. Ben bireyim diyor. Bakınız orada hep hayır der. 3 yaşındaki çocuk her şeye. Neyi söyleseniz onun karşısında bir kendini belirtmek ister. Özben orada ne yapıyor? Öne çıkıyor. 11 yaşına kadar gelişerek bu hem ben bireyim diyor. Okumaya başlıyor, okuduklarını öğreniyor, deneyimlerini katıyor, ailedeki yaşadıklarını katıyor ve birey olarak kodlamalar yapıyor. 11 yaşından sonra da dosyalarını kapatıyor. 11 yaşındaki bir çocuğa tipik olarak baktığınızda her şeyi bilen birisidir. Ve der ki, bu bilgilerin hepsi bende var der Fatma. Yani sende özgüven eksikliği var mı acaba deseniz bile, ne demek istiyorsun, ben her şeyi biliyorum diye karşımıza çıkar. Onun için biz bilgisayara benzetmişsek beynimizi, bilgisayar nasıl ki bir bilgiyi, farklı bir bilgi yazmadıkça bu bilgi bende var der. Hemen yeni bir bilgiyi kaydetmek için ne yaparız? Bilgisayar bu bilgi bende var dediğinde ad değiştir deriz. Aynen öyle. Farklı bir adla söyleriz. İşte 11 yaşında dosyalarını kapatmış çocuklara da biz dosyalarını değiştirmemiz gerekiyor. Adını değiştirmemiz gerekiyor onlara. Onlarla uyum yakalayıp sonra dosya adını değiştirerek. Tabii ki sen bunları biliyorsun ama bunun adı başka. Bak. Bu aşamada ailelerin rolleri çok önemli. Ve burada aile, öğretmen, evet, çocuk yetiştiren herkes aslında, o yüzden zaten bu kitabı öneriyoruz onlara da, değil mi? Şimdi yani kitabın kitlesini de genişletmiş oluyoruz böylece. Genişletelim ama tabii. Herkesin okuması gereken bir kitap diye boşuna demiyoruz. Yani öncelikle ben bilimsel olarak adlandırdığım zaman kiminle karşı, işte 11 yaşındaki çocuğu söylüyorsak ebeveyn için, öğretmen aynen için öyle. Gerçekten de ona nasıl ulaşabiliriz? Onun yolunu anlatıyorum orada. Ama bir gençtir, kendisi bunu bu kitap bir kılavuzdur. Kendisi çocuğa bizim yapmamız gibi değil de o genç arkadaşımız da yapar. Bütün bunları kendisine uygular. Neler yapması gerektiği orada var. Ve bu değişimler de Fatma o kadar alnak ki. Çünkü beynimiz biyokimyasal enerjiyle çalışıyor. Yani elektrikle çalışıyor beynimizde. Değişimler de elektriksel yolla oluyor. O halde anlık bunlar, bu değişimler. Yani bir psikoloğa gidiyoruz, ne yapıyoruz? Yıllar süren bir terapi süreci yaşıyoruz. İlaçlar kullanıyoruz. Ama burada hızlandırılmış bir süreç yaşıyoruz. Bunlar birkaç dakika bile olabiliyor. Okuyup, her gün düzenli olarak okuyup uyguladıktan sonra bunun kesinlikle yaşamamıza da yansımasını göreceğiz ve fark edeceğiz. Her aslında gün, gün be gün, an be an fark ederiz. Harika. Dediğiniz gibi gerçekten başucu kitabı olmalı bu yüzden. Evet, evet. Peki kitabınızda beyinden yola çıkarak insanların doğru bir şekilde başarıya nasıl ulaşabileceklerinden bahsetmişsiniz. Başarı hepimizin elde etmek istediği bir şey. Tabii ki. Ama bu sadece insanın kendine inanıp güvenmesiyle olabilecek bir şey mi? Sizin fikirlerinizi merak ediyorum bu aşamada. Şimdi kişisel gelişim kitaplarında genel bir şey vardır. Sizde bir potansiyel var. Başarabilirsiniz. Hep duyduğumuz şeyler aslında. Hep duyduğumuz şeylerdir. Yararsız da değildir. Yani bir potansiyel hepimizde tabii ki vardır. Bir kişi bir şeyi başarabilmişse diğer kişiler de onu gerçekten başarabilir. Başarısızlık öğrenilmişse başarı da öğrenilebilir. Şimdi biz burada beyinsizde öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir kavram var. Bu öğrenilmiş çaresizlik kavramı bazen elimizde olmadan bize yerleşmiş olabilir. Öyle mi? Yani aileler beynin çalışma ilkelerini bilmediği için aile içerisinde çocuklarına telkin yoluyla uyarılar da bulunur. Olmasını istediklerini değil de olmasını istemediklerini öğütler. Şöyle ki, suyu dökme yavrum der. Çimenlere basma der. Sınavda heyecanlanma der. Evet. Ama beynin çalışma ilkelerinden birincisi neydi? Beyin olumlu bir komutla harekete geçer.
Çünkü beyin olumsuz komutları olumlu yapmak üzere çalışır. Hep memaları duyunca biz onları yapmak mı istiyoruz? Evet, evet. O olumsuz ekleri ne yapıyor? Kaldırıyor. Heyecanlanma, ma'yı atalım, heyecanlan. Suyu dökme, me'yi atalım, dök. Her şey dozunda gibi. Olduğu zaman hani aslında... Trafik canavarı olma levhaları sen de görmüşsündür. Tabii. Yaşın geç ama değil mi? Trafik canavarı olma. Hemen ne yapıldı? Avrupa Birliği'nden uyarı geldi. Sizde NLP yok mu? Bu trafik canavarı olma demek, ol demek. Sürat yap demek. Öyle kaldırıldı bunlar. İşte bu beynin çalışma ilkelerine göre beynimize komutlar gönderdiğimiz zaman ve o ilkelere göre bir süreci 21 gün tekrarladığımız zaman başarının artık otoyolunu kendimiz oluşturmaya başlıyoruz. Peki bu otoyol ne zaman sürede geliyor? 21 gün tekrar ile. Önce patika gibi başlayan yol, daha sonra her gün giderek geliştirilerek 21 gün sonra bir otobana dönüşüyor. Harika. Yani kişi bu kitapla birlikte aslında yaşamını daha iyi bir seviyeye de getirebilir. Daha başarılı, hedeflerine daha ulaşabilir, daha güçlü bir hale de gelebilir bu kitapla birlikte. O yüzden de zaten birçok kişiye önerdik. Peki kişi kendinde olan bilgilerin, becerilerin, yeteneklerin farkında olmayabilir. Değil mi? Evet. Bu kitapla birlikte farkındalığımızın da farkına varabilecek miyiz acaba? Şimdi bana şunu anımsattın burada. performans eşittir potansiyel eksi parazitler dediğimiz bir şey. Şimdi 3B. Kitabımızda var sanıyorum bu da. İşte potansiyel ile performans ne zaman birbirine eşit olur? Parazitler yok edildiği zaman. Parazitler nedir? Zaman parazitleri vardır. Arkadaş parazitleri vardır. Bağımlılıklar, alışkanlıklar parazitleri vardır. Onları yok edebilmenin yollarını da biz orada anlatıyoruz. Biz onları yok ettiğimiz zaman, kullandığımız zaman gerçek bir performansa potansiyelimiz gücünde ulaşıyoruz. Peki kişinin potansiyelinde olmayan bir şey mümkün mü? Aslında hepimiz eşit potansiyelle dünyaya geliyoruz. Yani hepimiz birer dahi olarak dünyaya geliyoruz. Çünkü sayısal olarak 100 milyar nöron var diyoruz. Hepimizde. Eksik değil. Hepimizde aynı. Ama bu nöron bağlantıları nasıl bağlıyoruz? Hep olumsuz bağlamak var. Bir de olumlu bağlamak var. Yani bunlar geometrik bir artış halinde gerçekleşiyor. Matematiksel 1, 2, 3, 4 biçiminde büyümüyor. Geometrik bir diziyle çoğalıyor. Bu işte telekomünikasyonda nasıl ki bir mahalle hattını düşünelim. Hı hı. Daha sonra 5000 kişilik bir sayıya çıkaralım. 10.000 kişilik bir ağa dönüştürelim. Bu kez ne yapıyor? 10.000 kişiye çıktığı zaman milyon kat daha fazla bir iletişim sağlamış oluyoruz. Telekomünikasyon sağlamış oluyoruz. 7 haneye çıkardığımız zaman telefon rakamlarını bakın bunların artık bitmiyor. Sınırsız gibi oluyor. Bir rakam artırdık. 6 haneden bir rakam artırdık. Ama öğrenme sınırı, telefon sınırı ne oldu? Neredeyse sonsuz gibi oldu. İşte bir nöronu çalışır duruma getirmek demek, öğrenme sınırlarını kat ve kat arttırmak demek. Zaten bu yönlendirmelerin hepsini de yapmışsınız. Bize sadece uygulamak kaldı bunları. Uygulamak tabii ve içselleştirmek. Peki ben biraz da beyinden yola çıktık. İnsanların olaylara karşı duygusal ve mantıksal yaklaşma biçimleri var. Evet. Bu aşamadan bahsetmek istiyorum ben. Hani kimi duygusal yaklaşır, kimi mantıksal yaklaşır ayrı ayrıdır. Siz bu konuda neler diyeceksiniz? Şimdi duygusal mı yaklaşalım bir olaya karşı ya da mantıksal mı yaklaşalım? Evet. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bunun için aslında bir dengeli beyinden söz etmek gerekiyor Fatma. Dengeli bir beyin onun dozunu gayet iyi ayırıyor. Yani yumurta pişiriyoruz. Örneğin eşim diyor ki kayısı kıvamında olsun diyor. Evet. Ben de diyorum ki çok pişkin olsun. Peki onun ayrımını nasıl yapacağız? Onu dengeli bir beyinde bunun ayrımını gayet iyi yapabiliyoruz. Dengeli bir beyinde sağ sol lobu birlikte kullanabilen, beyin çeyreklerini ortaklaşa kullanabilen, yani performansı eşittir potansiyele dönüştüğü zaman
biz zaten başarı yolunda gidebiliyoruz. O zaman bazen mantıklı, bazen de duygusal davranışlarımızı dengeli biçimde sağlayabiliyoruz. Bunu beyin açısından biraz daha açmamı ister misin? Salop sorlop olayına mı? Yok. Mantıksal ve duygusal bölümünde bilinçli zihin ile bilinçaltı zihnin uyumu. Kesinlikle bahsedelim, evet. Bahsedelim. Tabii ki. Şimdi Carl Wallenda dediğimiz bir ip cambazı vardı. 2 yıl kadar önce vefat etti, 74 yaşında vefat etti. Şimdi bu ip cambazımız o güne değin hiç hayatında başarısızlığı düşünmemişti. Ama o gün çıkacağı gösteride ilk kez düşeceğini düşündü. Ve bilinçaltına o düşme sinyalini verince, bilinçaltı onu gerçekleştirmek üzere bilinçli zihne bu sinyalleri göndermeye başladı. Ve daha ilk gösterisinde de düşerek öldü. Şimdi oğlu onu devam ettiriyor. İşte biz bilinçaltımızla bilinçli zihin arasında bu uyumu nasıl sağlayabiliriz? Aklımıza olumsuzlukları getirmeyerek. Evet, bu çok önemli. Ama getirmeyeceğim diye bir korku, tedirginlik yaşayarak değil. Sağ beyin, sol beyin arasındaki korelasyonu sağlayarak. Bu korelasyonun nasıl sağlanacak? Çok basit, sevdiğimiz hem de fiziki egzersizler. Böyle oyun gibi egzersizler var onun içerisinde. Kitapta yer verdiniz egzersizler. Süper. Bu egzersizler var. Hep söylemiyor muyuz? Saatlerce süren spor yerine böyle oyun gibi çok güzel egzersizler var. Onları yapalım, hem de sağlıklı bir bedene de sahip olalım, öyle değil hem mi? Hem eğlenceli hem öğretici. Hem eğlendirici, öğretici ve bedensel olarak da bizim ihtiyacımız olan egzersizler. Zaten beyin durağanlığı sevmiyor. Hareket istiyor. Evet. Beyin hızı seviyor. Hareketi seviyor. Onun için de egzersizler diyoruz. Beyin çeyreklerine geliyoruz, gene egzersizler. Ama farklı amaçlara yönelik olduğu için bundan farkı ne? Ama ondan bir farkı var. Çünkü o beyin çeyreklerine yönelik. Diğerinin farkı var. Çünkü sağ beyinle sol beynin çalışması, algılaması farklı. Birinde üstün olabilirim. Bir diğerindeki zayıf yönümü nasıl geliştirebilirim? İşte onları yapmamız gerekiyor. Şimdi bu aşamada birazcık da beyin yaralarından bahsedelim. Zaten girdiniz biraz. Kitapta da bahsetmişsiniz ve benim de çok ilgimi çekti açıkçası. Kimisinin sağ lobu daha iyi çalışır, daha yatkındır derler. Evet. Kimisinin sol lobu. Ya da nasıl derler onu da bilmiyorum. Sizden duyalım. Sağ lob, sol lob diyebiliriz. Hı-hı. Sağ yarı, sol yarı diyebiliriz. İkisini dengelemek ya da işte eşit bir şekilde çalıştırmak adına neler yapmalıyız? Kitabınızda da zaten bahsetmişsiniz, evet. Ama bulmuşken sormak istiyorum. Şimdi bunun önemini ben şöyle bir örnekle açıklamak isterim Fatma. Tabii. İki tane ayağımız var bizim. Evet. Ve iki ayağımızdan bir tanesini kullanmazsak bu aktivasyonu ne kadarını kaybederiz diye sorduğumda bazen arkadaşlarımdan, danışanlarımdan diyorlar ki iki ayağımızdan birisi yoksa %50'sini kaybederiz diyorlar. Ama gerçekte öyle mi? Değil. Değil mi? Yani hadi koşmayı deneyelim. Buradan koşarak Taksim'e varmayı deneyelim. Bir ayağımızın olmadığını düşündüğümüzde geçecek zaman kaybımız yarı yarıya mı olur? Aslında daha fazla değil mi? Çok da güzel bir örnekle çıkardınız. Hesaplanamayacak kadar büyük bir zaman kaybı olur. Onun için de sağ yarı ya da sol yarıdan birisini kullanmıyorsak aslında beynimizin %99.9'unu kullanmıyoruz demek. Farkında olmadan ve aslında. Okullarımızdaki eğitimin en büyük yanlışlarından birisi de hep sol beyin ağırlıklı bir eğitim olmasıdır. Hep ezbere dayalı ve sol beyin ağırlıklı. Biz çocuklarımıza hayal etme diyoruz, hayalci olma diyoruz. Oysa Einstein, ben diğer kişilerden çok zeki olduğumu düşünmüyorum. Sadece daha çok hayal ettiğimi biliyorum diyor. Ve merak edip açtıklarında 5 ayrı üniversiteden oluşan kurul beynini açtığında diğer beyinlerden bir farkını bulamıyor. Ama nöron bağlantılarının daha çok olduğunu. Nöron bağlantısı nedir? Bir şeyi düşündüğümüzde bir bağlantı olur. Bir şeyi düşündüğümüzde bir bağlantı. Bir şeyi hayal ettiğimizde 1000 bağlantı.
bir şeye hayal ettiğimizde milyon bağlantı oluşur. O halde bir şeyi düşünmek de iyidir ama hayal etmek kat be kat iyidir. Kesinlikle. Bu bağlantılar ne kadar, yani koca beyinli olmak çok akıllı olmak değil. Evet. Küçücük bir beynin içerisinde çok nöron bağlantılı. Önemli çok olan hayal gücüne dayalı. O telekomünikasyon ağında verdiğimiz gibi 10 bin, 20 bin, bak 7 haneli rakamla diyoruz. Evet. Bunu artırabilmek amaç. İşte bu sağ ve sol yarının korelasyonu ile mümkün ve bunlar kitapta da iddialı biçimde. Kitapta da gerçekten. Sağ yarı, sol yarı egzersizleri diyoruz. Onlardan çok farklı. Evet, zaten geniş bir şekilde bahsetmişsiniz ve nasıl geliştirebileceğimizi de bahsetmişsiniz. Evet. Bu yüzden de tebrik ediyorum sizi. Çünkü gerçekten önemli bir konu bence. Teşekkür ederim. Peki yine kitabınızda bahsetmiş olduğunuz bir konuya değinerek devam edelim istiyorum. Beynini etkin kullanarak istediklerini elde etme. Nasıl yaparız bunu? Beynimizi etkin kullanmamızı, istediklerimizi elde etmemiz doğru orantılı mıdır? Tamamen doğru orantılı. Yani şimdi beyin bizim için öyle bir başvuru kaynağı ki her çare orada yani. Beyinsizin adı da biraz öyle geldi dedim ya. Çaresizseniz çaresizsiniz ve beyinsizsiniz. Evet. Her şey beyinde. Yani ben kurum sahibimiz Adil Bey'den ve şimdi sohbet ettiğimiz Fatma'dan neler isteyebilirim? Sınırlı şeyler isteyebilirim. Değil mi? Evet. Annemden sınırlı, eşimden sınırlı. Ama beynimden sınırsız her şeyi isteyebilirim. Ve beni bütün bunlara kavuşturacak olan beynimdir. Sonuçta hepimizin bir amacı var, mutlu olmak. Evet. Öyle değil mi? Evet. Bizi mutluluğa götüren şey aslında beynimiz. Ve beynin evrensel yasalarından hayat güçlü olanı seviyor. Güçsüz olana hiç acımıyor. Hayat acımasız dedikleri doğru bir yerde. Evet, değil mi? Yani güçsüzseniz yaşama şansınız yok diyor. Tabii ki bu yasalar, şeyler, onları ayırıyorum. Bir doğal, bir evrensel yasa olarak bakıyorum. Evren güçten yanadır. Beyin de güçlüyü seviyor. Güçlü olmayı istiyor. Diyor ki beni kullan. Evet. Ben seni güçlü kılarım. Sen güçsüz değilsin. Herkes kendi başına bir güç zaten. O potansiyel hepimizin içinde var. Ama yeter ki o potansiyeli ortaya çıkaracağız. O halde beni doğru kullanıyor. Bir alet alıyoruz. Onun bir kullanma kılavuzunda hemen poşetin içerisine veriyoruz. Küçücük cep telefonu ne kadar gelişmiş kılavuzları var. Anlatımları var. Bilmiyorsak hemen bakıyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Ama beynimizle ilgili biyoloji kitaplarının içerisinde şunun içindeki bilgiler yer alıyor. Liseyi bitirdin. Sen biyolojide ve ilkokulda kesinlikle okudun. Hı hı. Sayısal bölümden mezun isen biyolojide okudun. Biyoloji kitaplarında bunları bulamıyoruz. Siz gerçekten her konuyu çok ayrıntılı ve güzel bir şekilde anlatmışsınız. İnsan yaşamına dair, insanların yaşamlarını daha aslında kaliteli bir şekilde sürdürmeleri için tamamen yazılmış bir kitapta olduğunu düşünüyorum ben. Yani mutluluğu hedefleyen, evet. Ben başarıdan öteye Fatma, mutluluğu hedefleyen bir kitap diyorum. Çünkü evet. Başarı bile bizim için bir araçtır. Değil mi? Amacımız asıl mutlu amaç olmaktır. Aynen. Yani niye başarılı olayım, neden olayım? Çünkü mutlu olmak istiyorum. Niye para kazanayım? Mutlu olmak için. Istiyorum. Niye çocuğum olsun? Yani mutlu olmak için. Niye eşim olsun? Mutlu olmak için. Araçlar bazen amaç haline de gelebiliyor. Bunu da görmüş oluyoruz. Programımızın da sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Fakat bulmuşken size birkaç tane daha soru sormak buyurun, istiyorum tabii, ben. Biliyorsunuz sınavlara az kaldı. Siz de öğretim üyesi olduğunuz için de bu şeyin aslında koşuşturmanın belki içindesinizdir. Şimdi neler öneriyorsunuz bu sınavlara hazırlık dönemindeki öğrencilere? Şimdi Fatma, büyük bir bölüm deneyimim benim dershanecilik yaşamımda oldu. Dershanede kurum sahipliği yaptım. Fizik öğretmenini yaptım. Onlarca fizik kitabı yazdım. Ve deneyimlerimde ben şunu gördüm. Öğretmen olarak kendimizi öğrenci olarak gördüğümüz zaman zaten bir empati yapabiliyoruz öğrenciyle. Yani biz bir şey, Einstein'ın bir sözü vardı, anımsayabilirsem söyleyeyim ama ben iyi biliyorum ki ben beyin hakkında bir otorite isem,
Bunu anlatabildim. Yani bu bilgiler anlaşılır, anlatabilmişsem demek ki bu kitabın içeriği hakkında ben yetkinim. Bir şeyi anlamışsanız onu şuradan anlarım, kolayca anlatabiliyorsanız. Değil mi? En kolay ölçtüğüm budur benim. Onun için fizikten çok korkarlar. Ben kendimi bir fizikçi olarak söylüyorum. Ben en kolay nasıl anlatırım? Önce kendimi en iyi nasıl öğreniyorum? Onu öğreniyorum ve sonra en kolay nasıl anlatırım? Ben iyi öğrenmişsem çok kolay anlatırım zaten. Onun için de benim öğrencilerim fizikten hiç zorlu, sıkıntı çekmez. Şimdi siz ve böyle sevgiler... deyince lise dönemime gittim evet. Ben ve fizik dersini hatırladım. Gerçekten benim de hiç iyi olmadığım bir ders ve konulardı. İşte öğretmen arkadaşlarımız belki nasıl zor anlatayım? İnanın bakın doğru söylüyorum. Zor anlatayım. Zor gibi gelsin. Matematik. Bir defa matematiği biz hep ne yapıyoruz? Bir korku gibi veriyoruz. Evet. Ya matematiği bir oyun gibi. Yani matematik de bir zihinsel düşünce değil mi? Bir zihinsel düşünce yani. Şimdi yaklaşımımız eğer bizim öğretmek ve onu mutlu olacağı biçimde, hayatta kullanacağı biçimde o beyin çeyreklerinin usulüne uygun olarak öğrenciye hitap eder verirse öğrenci kaçmaz. Ama bir şekilde öğrencimiz matematik zor diye kodlamışsa biz o beyinde formatlama dediğimiz bir bölümle o korkularını silebiliyoruz. Tamam. Ama başka bir bölüm de var. Zihin haritalama dediğimiz bir bölüm var. Aynı zamanda zihin haritalama. Ben zihin haritalama yapıyorum. Nasıl oluyor peki bu? Yani şimdi zihin haritasını çıkarıyorum öğrencinin. Ve o haritada matematiği nasıl kodladığına, sevmediği dersi nasıl kodladığına bakıyorum. Kendisinin görmüyor. Ben bir zihin haritasını çıkartıp bitirdiğinde gör diyorum. İşte sen matematiği şöyle kodlamışsın, bir dal çıkıyor. Ve sonra istersen işte matematik diyor beni korkulara götürüyor. Kendimi güçsüz hissediyorum. Kendimi mutsuz hissediyorum. Bu sende nasıl bir durum yaratıyor? Bu sende nasıl bir durum yaratıyor? Matematik sende ne yaratıyor? Geliyor, geliyor, somut cevaplar veriyor. En son bölüme geldiğinde ise mutsuz oluyorum dediğinde artık orada kesiyoruz. Daha fazla yukarıya çıkmıyoruz. Böyle bir daha. Peki bunun yerine matematiği sen sana mutluluk veren bir öge olarak kavram olarak yerleştirmek ister misin? Zihin haritana bunu kodlamak ister misin? Tabii ki isterim diyor. Mümkünse tabii. Çok sevinirim. Yani. Peki sen matematiği nasıl kodlasaydın matematiği daha çok severdin? İşte heyecan deseydin. Peki heyecanı nasıl kodlasaydın kendini daha iyi hissederdin? İşte kendimi güçlü hissederdim. Peki gücü sen nasıl kodlasaydın kendini daha iyi hissederdim? Başarılı hissederdim. En son geliyor mutlu hissederdim. Yine mutluluğa çıkıyor yani. Bu kez mutluluğa. Peki burası mutsuzluk veren dal. Burası da mutluluk veren dal. O zaman bunlardan hangisi sence seni kalsın ya da yok edelim? O sırada eğer elimizde bir karton varsa eline bir makas veriyorum veya bir kalem veriyorum. Yok etmek istediği bölümü ya kesip atıyor ya da üzerine karalıyor. Diğerini alıyor. Ama onu, diğer kalan bölümü matematik sende heyecan yaratıyor. Ve sende sevinç yaratıyor, sende güç yaratıyor, sende mutluluk yaratıyor. Kodlamasını gelecekte yaşatıyoruz. Harika bir şey gerçekten. Aynen, gelecekte yaşatıyoruz. Ve tamamen matematik seven birisi haline, seviyorum gibi değil, seven birisi haline. Çünkü zihin haritasına kodlamış oluyoruz. Buna da ilk kez değinmiş oldum. Kitapta bu bölümden söz etmiyorum. Hı hı. Zihin haritalama dediğimiz. Öyle mi? Ama şeyde formatlama ve program eklemede timeline dediğimiz bir teknik var. Sınav korkusu yaşıyor diyelim ki çocuğumuz. Evet. Sınav korkusunu alıp kaldırıp yerine sınavdan korkmayan ve onu bir oyun gibi zaten öğrendiğim şeyler geliyor. Evet. Ben bunu yapabilirim. Çalışırken zaten yapıyorum. Bu şekilde kodlayabiliriz.
yok etme bölümünde ise timeline'ın işte sınavda süre çok az kaldı. Birçok öğrenci... Evet, hemen telaş yapıyorlar değil mi? Şimdi öğretmen iki hafta önce sınavı haber verir değil mi? Maalesef. Daha sonra bir hafta kalmıştır ve tedirginlik başlar. O halde ne yapalım, onu uzaklaştıralım diyoruz. Zamanda uzaklaştırma. Çünkü zaman interaktif. Genişleyebilir. Nasıl uzaklaştırıyorsunuz peki? Geriye gidebiliriz, ileriye gidebiliriz zamanda. Şöyle uzaklaştırabiliriz. Bir hafta demeyelim biz. Tamam. Sınav süresini. 7 çarpı 24 diyelim. 7 çarpı 24 saat diyelim. Şimdi bu duyguyu yaşa diyorum. 7 çarpı 24 çıkan rakamında duygu, o eğer fotoğrafsa, fotoğrafta bir bozulma oluyor. Sesse o korkuda bir bozulma oluyor. Komikleşme oluyor. Seçemiyor. Duygu ise o yaşadığı kaygıyı artık aynı şiddette yaşayamıyor. Peki 7 çarpı 24 çarpı 60 dakikaya çeviriyorum. Çıkan bir rakamı düşün. Süre bak ne kadar diyor. 7 çarpı 24 çarpı 60 çarpı 60 saniyeye çeviriyor. Saliseye çevirelim. Oo, sınava daha yani çok bir haftalık diyeceğimiz yere bunu saate, dakikaya ama çevirelim. Ama zihninde yaşatıyoruz bunu. Gözler hafifçe kapalı. Birkaç dakika içerisinde bunu yaşatıyor. Bu kez o korku bozuluyor. Korku bozuluyor, telaş korku kayboluyor, istediğimiz şeyi kodlamış oluyoruz. Çok da güzel bir örnekle açıkladınız bence. Çünkü şu anda da sınavlara hazırlanan bir sürü öğrenci var. Sistemi de zaten biliyorsunuz. Onlar için de çok açıklayıcı, yüreklerine su serpilmiştir eminim. Peki dediğim gibi programımızın sonlarına doğru geldik ama şimdi sağlıklı bir beyin için sizin zaten yeterince anlatmışsınız ama bir de sizin birinci ağızdan duymak istiyorum ben hemen. Neler öneriyorsunuz insanlara? Şimdi... Gerçekten sonuna geldin. Çünkü son bölümde de beynin biraz sağlığıyla ilgili bölüme geçmiş oluyoruz. Beyin yakıt olarak glikoz yani şeker ve hava yani oksijen ve su kullanıyor. 3 tane yakıtı var beyin. Evet. Çünkü tüm düzenek, beyin bir düzenekse, bilgisayar düzeni ise bir yakıt kullanmalı. Ve bu yakıtı su ile, glikoz dediğimiz şeker ile ama çaya koyduğumuz şeker asla değil. Çağımızın en tehlikeli buluşu şeker. Daha demin sohbetimizde de zaten söylemiştiniz maalesef. Evet, evet, yani çünkü beyin açısından pekmez ya da kuru üzüm, sabahları çıkarken kuru üzüm yemek ve çekirdeğiyle. Çıtlatarak yemek, çekirdeğiyle. Çekirdekli üzüm. Üzümün çekirdeğinde muazzam beynin sevdiği. Öyle mi? Tabii mineraller var. Şimdi kuru üzüm dedik. Evet. Glikozu bu yolla almak. Evet. Su, bunu hepimiz biliyoruz ama maalesef özellikle kış aylarında ihmal ediyoruz. Kesinlikle suyu maalesef. İçmek. Ama suyu nasıl? Ilık. Bardakla oturarak çay içer gibi içmek. Yani duraklaya duraklaya öyle mi? Evet. Evet. Ve oturarak içmek. Hı hı. Çünkü beyne doğrudan karışan çay yoluyla veya içecekler yoluyla aldığımız su kesinlikle beyne doğrudan gitmiyor. Peki biz şimdi çay içerken çayın içinde de su var ama bu etkili olmuyor. Hayır olmuyor. Beynin aldığı su o... vücudumuzda o suyu kullanıyoruz. Ama beynimizde kullanamıyoruz. Hmm. Doğrudan bir yakıt olarak kullanamıyoruz. O doğal suyu istiyor. O yüzden birebir içmek gerekiyor. Oksijeni söyledim. Evet. Orada nefes alma, yine biyoloji dersinin de bunların öğrenilmesi gerekir. Evet. Derin nefes almak. Yani derin diyafram nefes almak. Evet. Bunu hiçbirimiz yapmıyoruzdur herhalde. Derin nefes. Çünkü birçok bakınız terapi eğitimlerin temeli nereye dayanıyor? Nefes eğitimlerine. Evet, dayanıyor. Hemen nefes egzersizleri, nefes çalışmaları yapılıyor. Çünkü beynin düzene sokulması için. O bilinçaltı ve bilinçli zihin arasındaki uyumu sağlamak için. O bir, şurada programa geçiyoruz. Mutlaka ben farkında olmasam da bir derin nefes almışımdır. Evet. Bir başlar. Eve girerken, işten çıkarken, işe giderken,
farklı bir aktivasyona geçerken bir derin nefes almak çok çok yararlı. Evet. Beynimizin sağlığı açısından. Su dedim, glikoz söyledik ve oksijen. Çünkü olmazsa yakıtı. Olmazı zaten. Çünkü ne yapıyor bunları yakan? Aynen nedir? Öyle. Çünkü beynimiz elektrokimyasal enerjiyle çalışıyorsa bu yakıtın, bu üç yakıtın ne yapılması gerekiyor? Dengeli biçimde sağlanması gerekiyor. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz size aktarmış olduğunuz bütün bilgilerden dolayı. Ben izleyicilerimize bir kere daha kitabı göstermek istiyorum, Beyinsiz kitabını. Mutlu bir yaşam için ve yaşamımızı doğru bir şekilde yönlendirmemiz adına yazmış olduğunuz çok güzel bir kitap. Bir kere daha tebrik ediyorum sizi ve herkesin okuması gereken bir kitap. Hedef kitleyi de zaten belirttik sizinle. Son olarak söylemek istediğiniz kitapla ilgili olur veya başka bir şey var mıdır acaba? Ben tüm okuyucularıma teşekkür ediyorum. Çok güzel izlenimler alıyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Ancak kitabımızın daha geniş kitleye ulaşması için sizlerin de herkesin birbirine bunları olumlu biçimde, olumsuz yanları varsa onları da doğru biçimde söyleyerek eleştirileri de almayı severim. Bu bakımdan da herkese öneriyorum ben güvenerek. Söylediğim gibi tamamen deneyimlerden ve bilimsel bir yolla yazmış olduğum kitabım. Prestij kitabım diyorum ben buna. Yani daha önce yazdığım onlarca kitabın içerisinde bu farklı. Buna bir prestij kitabı olarak bakıyorum. Ve herkese güvenilir bir kitap olarak, bir başucu kaynağı olarak öneriyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz böyle bir kitabı yaşamımıza soktuğunuz için. Ve katıldığınız için de programımıza çok teşekkür ediyoruz. Aktarmış olduğunuz bütün bilgiler için de teşekkür ediyoruz size. Ben de Sağ Kanal 34 ailesine çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fizik öğretim üyesi, yazar, danışman ve NLP Master Trainer'ı Bahtiyar Kürklü ile birlikteydik. Kendisinin deneyimlerinden bahsettik, kitabından bahsettik, hangi konulara değinmiş olduğundan bahsettik. Haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.